biraz da östrojen ya. Nedir bu alkolar A ya? Ne? Adam dışarı. Bok gibi oldu benimle görüşme. Yengeçler mesela bu sene evleniyormuş. Bu Welcome to my world be. Alkışlarla Miray. Alkıştaya yok Alkış. yok. <laughs> i̇nşallah alkışlıyorsunuzdur bir yerlerde. Açılışları sonra daha toplayacağız. E, şimdilik böyle idare edin. Gayet Hoş edin. Hoş buldum. <laughs> teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Rica ederim. Tanıdığım bir stüdyo. Evet tanıdığım bir <laughs> stüdyo. Ee, bu stüdyoda bir kadınla oturmak inan bana çok ayrı keyif veriyor şu anda. Çünkü 3 <laughs> evet. üç tane adamla oturmaya çok alıştım. Aynen. Gözümüz gönlümüz açıldı ya. Yani çok Çocuklar da şimdi çok şeyler, yakışıklar çok hoşlar ama <laughs> yani biz biraz e, kadın kadına konuşacağız evet, <laughs> falan. Biraz da biraz da kadın biraz da östrojen ya. Ay vallahi billah. Gerçekten. Genelde zaten e, diğer işlerde de hep böyle benim de karşımda böyle bir adamlar adamlar adamlar. Zaten ben bu program artık bir yerden sonra şey dedim. Adamlar dışarı. Evet, <laughs> de, çıkın dışarı. <laughs> ya da çık, benim istediğim çık. konuyu konuşacağım. Burç, <laughs> östrojen devam. Hepinize konuşturturum. <laughs> Hepinize konuşturturum aynen. Futbol no no <laughs> no no. no, no, no. <laughs> Bu programda ben Messi'nin bile Burcu'nu konuşmuştum ya. Çok Şu iyi. Şu asla hatırlamıyorum. Ama da. bak çok iyiymiş. Evet. Oradan yakalarsın Yakaladım. gerçekten de. Kimin hangi oyuncunun <laughs> Burcu nedir falan. Pikeyle bir olaylar oldu ya. Evet yani. evet. Hatırlıyor musun? Evet. evet. Orada bir Burç şeyi çıkarmıştık hani kim bak. kime. Dum, dum <laughs> o zaman şey yaptılar mı? İlgilerini çektim ya. Aa neymiş ne oluyormuş falan. Biraz çekti. Ama çok azıcık. Olsun Tabii. olsun yine iyi yerden yakalamışsın. Senin burcun teraziymiş. Benim burcum Terazi, terazi evet. ile ilgili ne biliyorsun? Ee, dengeli olmamız bekleniyor. Çok muhteşem bir tespit yaptım gerçekten. <laughs> Ama çok dengesiziz diye sanki diyorlar. Yani, yani ben daha doğrusu ben dengesizim. Sen öyle şimdi konuş da. <laughs> <laughs> ya ben çok kötü bir konuğum bu program <laughs> için. Hiçbir bilgim, hiçbir fikrim yok. Çok iyi e, ne kendi burcumla alakalı ne başka burçlarla alakalı burçlardan çok insanlarla ilgili fikrim var vardır evet, diye düşünüyorum ben de e, burçlara da bu yüzden bir tık sinirim var bir e, gerçekten bunu kullanan insanlara çok sinirleniyorum şey gibi mi ben terazi olduğum için böyle falan ya yani sen işte tipik bir başak sallıyorum. tipik bir başak değil sen tipik bir iğrenç bir insansın yani bu senin bilmem ne burcunun özelliği değil sen kötü birisin hani. <laughs> bunu gidip de ben şöyleyim ikizler ama işte falan yok abi böyle bir şey düzgün ama hiç davranın, mi dikkat onu, o ayrı bu doğru bu arada <laughs> burcunuzdan yani. ötürü değil pislikleriniz kendinizden <laughs> <Tamam>. ötürü Mesela <laughs> mesela hiç mi dikkatini çekmiyor yani hiç çekmedi daha doğrusu mesela benim başıma gelmişliği var yani hani bir ikizler vakası iki ikizler vakası <laughs> üç ikizler vakası ben de istemiyorum yaftalıyım Balıktan uzak durmam gerektiğini biliyorum <laughs> mesela. Ol, hemen şimdi, yargı geldi. şimdi şunu söyleyebilirim. Hiçbir balık bana gelmiyor. Balığın <laughs> Yok. Allah belasını. Hiç burçtan anlamam ama denk geldi. Balık iyi bir, bir burç değil erkek. Balık dedi. adamın mı? Balık, denk adam, balık adam, balık adam kötü bir şey. Balık geldi. adam. Balık adam bana kötü geldi. Pişman. <laughs> Pişman <laughs> <Pişmen> gerçekten. <laughs> ee, Nesi kötü? <laughs> salak gibi bir derdik bu arada. Estağfurullah şimdi kimseye de salak demeyelim. Ama e, güven <laughs> ...güvenmemek gerekiyor. Deli mi peki? De öyle mi? Yok öyle, öyle değil Namussuz ya. Namussuz mu? Yok be şerefsiz falan. Şu <laughs> <laughs> hayır, hayır, hiç, hiç öyle... ...şeylere girmeyeceğim. Ya nesine Ama... güvenmek yani? Mesela atıyorum... ...borç mu verilmez güvenmek? Yok. Şey gibi böyle hani... E, ...ben yanındayım ben... ...şey gibi kestir ben arkandayım. kalkül kestir ben arkandayım. <laughs> Sen ke kestirsin ve der ki bok gibi oldu... ...benimle görüşmeden <laughs> gibi hani. Hmm. Böyle varım yok yanındayım mu? deyip yok. yok yani yanında değilim mi diyor yani genel yoksa bu Hayır yanındayım deyip, deyip olmuyor, olmuyor Çok yani. kötüymüş. Ben öyle denk gelmiş olabilir dediğim Peki, gibi. Peki bu bir kere mi denk geldi? Birden fazla fişmenden mi bahsediyoruz? Yani arkadaşla her şey bütün çevreme baktığında birden fazla oldu yani. Hmm, evet. Balıklarla ilgili. Hı hı. Balık kadını hatırlıyor musun hiç? etrafında yok mudu ya da mesela yok <gülüyor> mudu <gülüyor> hangi aydı diye sormuyorum sana şey daha bir şey Şubat Mart öyle bir şeyler, onlardan biri bir şeyler ya <laughs> tamam ee, Şubat Mart yok o, o tarihlerde doğan arkadaşlarımla çok mutluyum ya hiçbir problem yok. genelde çevrende hangi burç var Oğlak hmm. Oğlak en yakın arkadaşlarım <laughs> Boğa onu biliyorum kaç tanesinden bahsediyoruz mesela iki tane en yakın arkadaşım kaç, evet. Boğa evet hanım mı hanım Hmm, tamam. Boğa hanım. Boğa hanımlarına bayılıyorum. Boğa hanımı mesela nasıl nasıldır? İ mesela inanılmaz güven veriyorlar. Güven evet. çok. Sen Sinirlenir. genel güven olarak mı bakıyorsun? <laughs> 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 evet, güven çok önemli <laughs> ya. Evet. Ama gerçekten gibi çok eğleniyorum, çok güveniyorum. Komikler çok, mi mesela? Çok komikler. Boğa bayağı hanımları komikler ben yani diyorum. benim hayatımdaki boğa hanımları çok komik. Allah Allah. Evet. Bayağı komik. Ben boğa ile ilgili hiç şimdiye kadar çok komik gibi bir şey duymamıştım. Çok sinir bozucu seviyede komikler. böyle ama şey değil hani ee, böyle benim gibi böyle komik olmak için bir emek sarf edip diye yani <laughs> kaşı göz ayrı oynamıyor bir şey ama tamamen böyle Komikler poker yani. face bir tepki vererek ufak bir hmm. söylem ortaya atarak falan Hayatta bir, komikler bir, yani. bir bakış devirerek hmm. aynen. Kesinlikle. Oğlak çok var. Oğlakları da çok severim. Sen pek sevmiyorsun galiba da. Yani sevmiyorsun değil. Ben sıkılıyorum oğlaklar. Evet güven konusunda bu arada tik atılıyor. Ablam hani. oğlak, annem oğlak çok tamam, yani çok selamlar. Oldu. Yani çiçek gibi yetiştirmişsiniz ama şey olarak sıkılıyorum yani. Hiç oğlak arkadaşım yok mesela. Hı. Hmm. Aynen. Ee, böyle şey oluyorum bir süre sonra. <gülüyor> Yeterli. <gülüyor> oh, şiştim galiba. Şiş <laughs> <Aynen>. Yeterli. <laughs> Yeterli gibi bir yerde oluyorum ki ben de güven arayışındayımdır genelde. Ama yine de ee, bir de birazcık yargı tarafları var. Çok yargılıyor yani. Mesela etik ahlak şeyin dışına hafif çıksan böyle sabaha kadar yargılıyor ha, yani. Yargı dağıtı Evet dağıtırlar yargı doğru. Aynen Seda Sayan. O da mı oğlak? Seda Sayan da mı oğlak? Ama aslan o be. Aslan o be. <laughs> o, aslan o, be. O, be. <laughs> o tam tam bak. Hayır Burcu yani diyor öyle aslanım ben be. Hepinizi şey yaparım yani. <laughs> ben... Oğlan dile gelmiş hali Seda Sayan'dır ya. Öyle mi? <laughs> yani hiç de yani aa bak görün. bak içleri öyle düşün şimdi mesela çok mesela mesela bak mesela. şimdi ablamı bir kefeye koyuyorum annemi bir Seda kefeye Seda koyuyorum sayın. bir de Seda Sayanı şimdi bunların ortak faydada buluştuğu tek yani. şey kadın olmaları başka Yüzde hiçbir değil. şey yok muhtemelen yani ee, karakter kim? olarak da tavır olarak da nasıl şimdi oğlak tipik oğlan harita aynen öyle zaten o, tipik bir şey yok yok aslında olmayabilir ama bazı bazı durumlar var ki bu oğlan işte o işte judgmental tarafı diyeyim yani o dile getiriyor Muhtemelen annenlerde de vardır. Onlar daha bunca söylüyor. Şimdi bu hayatta aldığın eğitimle, karakterle, görgüyle de paralel gelişen ve hani kendini nasıl dışa vuruyorsun fark ediyor. Ama şey zannettim. Ben hiç Tövbe estağfurullah götü başı ayrı oynayan oğlak görmedim. Şey olarak. <laughs> Yo, evet. Yani hep kendinde hep çok ayık. Doğru. Hmm. Yani hiç böyle kafa ulanmıyor mesela. Hani böyle o, o beni birazcık bir süre sonra Senin burcun ne? Ben yengeçim. Bak nasıl mutlu yengeç oldun Ben yengeçim. <laughs> Gurur duyuyorum. Yengeçleri aklayacağım. Ee, yengeçler yengeç şimdi... yaza doğru bir şeydi. Yaz. Yaz. Onu biliyorum. Yaza <laughs> <laughs> doğru. Yazın yaz burcuyum. Hı. Güneş severim. <laughs> ne alaka? Güzel. <laughs> Ondan sonra yengeçler hep duygusal falan diye yükleniyorlardı. Evet, öyle bir şey vardı değil mi? Değiliz Falkı falan. Değil. Yok yok, böyle bir çıkış yapmayacağım. Tabii ki öyleyiz. <laughs> Değiliz ulan falan. <laughs> e, ama yengeç, yengeçler e, çok da tatlıdırlar. E, normalde bence imkan verilse e, şeydirler yani. Zodya sallar da. Ha. Şey i̇mkan vermiyor. Geride duruyor. Hmm. Çok geriden, geriden. Kim mesela zodyan başını çeken burç? Madem hmm. ne anlamda? İşte senin biraz önce ben hani imkan verseler ha, imkan dedin verseler. ya sallar dedin ya sallayan kim şu anda? Sen ne anlamda dedin onu? E aslanlar genel olarak sallar. Hmm. Sahne çünkü. Hmm. Tamam. Yani imkan. onlara öğreneceğiz işte. böyle böyle öğreneceğiz. Ben bu bölümün sonunda bir <laughs> Zodiac bir bilgisiyle sana, kalkacağım sana buradan. Bir evet. Her burçtan bir parça. Güneş şey haritaları falan çıkarmaya başlayacağım çıkınca. <laughs> Hiç gittin mi astroloğa? Yok gitmedim hiç düşünmüyor gibisin de bir yandan yani. Yok. Niye gidiyor gibi bir yandan Çok düşünmüyor misin? gibiyim evet. Yani e, benim için şeyde kalıyor astroloji. Şey Arkadaşlarım bana bakıyor bir şey mi attığında pek? hani ha, terazi mi? ya da ben işte bir şey onlara attığımda bu ben bu sen falan dediklerini orada kaldım ben. Ondan sonra şey yapamıyorum ama bir yandan da şaşırıyorum da böyle bayağı e, sözleşmeler, cartlar, curtlar bu tarihlere göre ayarlanıyormuş, Tabii. imzalanıyormuş. Önemli alınan kararlar Siyasi figürler, astrologlarla çalışıp Çalışın. bunlar bunlara göre ilerliyormuş. Var tabii ki. Öyleymiş. Çalışanlar. Şimdi bunları da duyunca bir yandan... Acaba, mi, acaba mı acaba öyle mi toparlarız bu hayatı <laughs> diye bir de bir düşünmüyor değil insan bence yani. Bence enteresan olabilir. Özellikle bence çok inanmıyorken ve çok orada değilken bir astroloğa gitmek daha tatlı. Çünkü şey bir yerden bakıyorsun yani. Olabildiğince en objektif hani. Evet. Ama o da işte birazcık şey oluyor ya yani niye geldin o zaman hani karşı tarafa ama biraz. Anlat... Ben ama bir kere... anlatacak yani. Ben gitmiştim. Sen onu soracaktın falcaya gitmiyormuşsun <laughs> yani. Bir kere bir, ya bir iki defa git gitmiştim ama şeyde bu lisede üniversitede geyik olur ya. Aşık olup mu gittin? Yok ya aşık mı aşk değil ne diyecek ne ne yapacak. Fakat o kadar çok dalga geçtim ki yakın arkadaşımla beraber gitmiştik. O kadar çok dalga geçtik ki adamla. Yani adam bizi kovdu sonunda. Çünkü bir şey söylüyor. Bize de çok zor oldu mu bunu söylemek zaten. Bunu çekirdek yüzüyor. aile falan diye böyle yurt yurtdışı <laughs> görüyorum. Hay <laughs> liseyi son dedik. İki Güzel. şansım var zaten üniversite. Adamı biz baya böyle rencide ettik. O ne da var? en sonunda kalkın gidin dedi doğal olarak. Niye geldin eğer bana bu muameleyi yapacaksan? <laughs> Dolayısıyla astrologlar da muhtemelen o muameleyle gideceğim için çok kötü ya, hiç gitmem. Beni bir de para varlar Onların onlar de tersi var pisi Artık. Evet evet. Çok özgüvenli Saçımı başımı yolarlar yolarlar gibi geliyor gibi yani. Geliyor. Peki batıl hiç böyle şeylerin var mı yani? Hislerin mesela çıkar mı? Rüya görür hani vardır ya öyle. Hiç. Hiç altıncı isim çok rezil kuvvetsiz. Sen sol beyin devam. Bana yüzde elli şans ver hangisi hmm. ya hep yanlışı seçerim. Hep yanlış kararları alırım, yanlış seçeneği seçerim Gerçekten öyle. Yok yani hiç Peki o konuda şansım ve hissiyatım çok zayıf. Peki hiç bir, beceremiyorum. Böyle hissi kuvvetli birine sorar mısın? Ya ben kararsız kaldım abi hani. Sorarım. Hmm. Ama sorarım. Yapmam ya. Sorarım. Nedir diyor o da der ki o derim yok. Ben yine o salaklığı yaparım. Şimdi bu terazilikle mi alakalı? Benim salaklığımla mı, mı alakalı bunu bilmiyorum ama. Senin yükseleninde kova da çıkıyor. O Onu da senden da. öğrendim biraz önce. Evet. Hiç bunu da bilmiyordum. Hayır bir bi, şöyle başka bir şey demişlerdi. Ne demişlerdi? Oğlak demişlerdi. Hmm. Hatta ben bizde böyle şey yapmıştık. Aa, bak yükselenim oğlak. Oğlak, Merve bence ablam bence kovasındır demiştim. gibi düşünüyorum. İşte, neye göre düşünüyorum. Neye göre bunu? düşünüyorsun? Neye göre düşünüyorsun? şeyleri. Evet bir de anlat bakalım ben kova. ne neyim ne değilim? B bak bileyim şimdi. ben bu işi artık. Kova. Şöyle niye kova gibi düşündüm yükseleni? yükselen dışarıdaki sosyal hayattaki davranışları daha çok etki ettiği söylenen kısım. Hı. Kova da yani zodyaktaki işte en farklı olan demek. Mesela Aysel Gürel bir kova. Oo. Ve tam anlamıyla bir kova. O hatta kovaya kova bile olabilir. Yükseleni mi kova? Kendisi. Kendisi Özlü. kova. Özü. Kova ama yükseleni de kova. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam bir hani kova nasıl temsil edilir? Aysel Gürel diyorum direkt. Hı. Hani Kısa yol. Farklıdır. Yani şimdi sen de çok da hani Böyle gördük ve sıradan bir iletişim var gibi olmuyor yani. Hani anladın mı hani. Senin de bir kaşın gözün Senin ayrı de oynuyor. Bir, bir farklılığın farklı evet. iletişim kurar. Bir de kovaların genelde eğer mesela haritada kova şeyse mutlaka internetle, dijitalle ilgili olan bir şeyde yolu açık. Garip bir yerden söylüyorum. Hmm. Ya yazılımcı oluyorlar mesela. Ya böyle baskın kovaladık bir şey varsa mesela internetle alakalı daha böyle yolu daha kolay şey oluyor falan. Böyle bir şeyleri o yüzden kova dedim. Yani o tuttu Üç falan var. diyorum var ya astrologu ağzımı sıçacak benim aşağıda aynen. tuttu ne demek biz bilim bu bilim falan diyor beni tokatlayacak bilmiyor. mısınız aşağıda jargonu bilmiyor şey yapacağız biz gezegen bu bilim bu ilim bu yani bilim değil tabii ki İlim. bilim değilse ilim de bir şey güzel bir şey söylemen lazım mahvedecekler. bence beni. astroloji insanın kendine dötü zora geldiğinde <laughs> E, açıp da böyle bir temenni bulacağı, bir şeylerin iyi gideceğine dair yazılar okuyacağı evet. bir e, nefestir. Nefestir. E, bilimden yana umudu kestiğimiz için değil ama e, şey de güzel geliyor yani. Yengeçler mesela bu sene evleniyormuş. <laughs> ...çok tatlı. Aynı mesela <laughs> anladın mı? Bak birden şimdi durduk yere ben Ay, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Buna mıyım? Çok uzağım ben Dağı'ndayım. Ama, ama bu sene diyor yengeç. diyor ya. Ha. Mesela önümde bir sene var abi. 11 ay daha ya var. Ya yiyeceğim çoktan tatlı yüzü gülmeye başladı kızın. be yengeçler bu sene evlensin. Benim evimde pilav yapamayacak. Ya. Şimdi. Asla yapmam ha. bu arada. Sizde yapacaksın. Ben yapmam. Aa, yapacaksın. Aa, Artık yapacaksın. O da yapsın. o da yapsın. Kuru fasulyeyi o yapsın. Pilavı sen yap. Ne Şeyden diyeyim? söyleriz online. Aa, ben basıyorsun şim geliyor. Şimdiden. 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 Sen kalk ya. Acıktıysan. Yani. Zaten. Yok biri yok. Öyle biri yok. Welcome to my world be. Çok hoş, hoş geldin. Gel. Hoş buldum. Hoş Hayatım hoş buldum. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> şimdi flört taktiklerine hazır yeri gelmişken. Allah hadi bakalım. Terazi, ben terazi üzerinden soruyorum ama tabii ki bir kişilik ortaya <laughs> koyup insanlar onun üzerinden cevap veriyor ama Terazi sence neye düşer? Seni ne etkiler? Seni ben hmm, etkilemeye çalışsam düşünüyorum şimdi beni ne etkiler diye. Ne etkiler? Neye düşersin mesela çok entelektüel olması mı? İlgi göstermesi mi? Kapında çiçekler çok mi? Entel, ent, çok entelektüel olması e, bayağı bir kasıntıysa hmm. yok. Çok konuşur bir de çünkü. Evet evet. E, ama eğlenceli olması ya. Hmm. Komik olması, eğlenceli olması çok önemli. Çok çok önemli. Güzel espri yeteneği alır mı? Ya şey düşürmesin. Enerjisi şey olmasın. Hmm. Böyle hani suratı asık şey çok kasıntı, çok ben soğuk soğukkanlıyımdır, soğuk bir insanımdır falan. Yavşak da olmasın hani ama e, böyle enerjisi, şeyi pozitif olsun, yüksek olsun, komik olsun, eğlenceli olsun. Ben etkilenirim. Terazi normalde, terazinin böyle ilk etap hani terazi deyince hemen altında gelen şeylerde etkilenmesinde böyle şey falan da var. İyi giyinmesi, güzel kokması. Hmm. Ya böyle o, şeyler var mesela. Öyle şey gibi değil. Aa moda hani bir... Gerçekten çok şey bir tarzı olsun Hı. falan gibi bir arayışım pek olmadı. Ama benim kendimde küçük... olmadığı için olmadı. Ay niye ben size bohem bir tarzım <laughs> benim... var öncelikle şekerim. Şeyden hallice, hobodan hallice bir tarzım var kendime. <laughs> mesela terazi için genelde böyle şeyler yani. Peki... Yakışıklı olsun gibi bir şeyim var ya da güzel. Çok yakışıklı olmaz ya. Çok yakışıklı. Neden olmaz? Ben çirkin severim. <laughs> tamam mı? Ben de çok severim bu arada. <laughs> çok yakışıklıyım. Ne yapacağız arkadaşlar? Hayır, bu arada ben istem dışı mı ne bilmiyorum. Gerçekten çirkin. Yani, evet evet. Yani başka bir şeye yükseliyorum. Çirkin Belli ki. karizması diye bir şey var ya. Var galiba Kesinlikle ya. Kesinlikle var. Mesela o çok hani şey odadaki fil dedi, dediğimiz yani çok belli olan yakışıklı şey var ya beni asla çekmiyor öyle insanlar. Gerçekte de <laughs> şey dedi kurgu dünyasına yani ünlüler arasında da mesela ben bayıla bayıla şeye bakıyorum. Edim Driver'a bak Tam bak bu arada şey İnanılmaz bir şey. Gerçekten Edim Driver mesela diye atacaktım ortaya. Bozuşuruz. Baktığında şimdi adam şey o mi? Babyface mi? Acayip mi yakışıklı? Hayır. Hele incelediğinde böyle ayrı ayrı korkunç Ay. bir felaket. Hele o Girls'deki zamanı. Girls'deki hali çok kötü. Ama çok orada kötü vurulduk ilk. Onu bir buraya falan bir yerlere koyabiliyor muyuz? Ay, belki de koyarız ya. Koymasak ama. daha iyi. Ben çünkü Girls'ı yeni izledim ve çok üzüldüm. Kahro Sen yeni oldum. dizi olarak mı yeni izledin? Dizi olarak. Dizi olarak yeni izledim. Hmm. Kahroldum. Elim ayağım titredi. Çok başka değil mi? Yani. Son zamanlarda kas falan yaptı yani çünkü. Ya yani, sen o onun bir atın şey üstünde yani. bir reklamı var. Burada. Ha Prada mıydı o neydi? Var. Yani. Edim be. Adam be. Adam be. Adamın dibi ya. Adamın dibi. <laughs> Çok cool şey ve seksi ya. Çok Bu mesela benim için bir kız arkadaş ayrımı. Şöyle. Kız arkadaşlarıma soruyorum. Edim Driver'ı seksi buluyor musun? Diyorsa ki. Aa, çirkin. Doğru. bir daha ben düşünüyorum o arkadaşlarıma. <laughs> Çünkü bence damak tadı yeterince gelişkin değil. Ancak gerçek gurmeler mi? Gerçek. <laughs> böyle bir kekremsi böyle bir Evet lazım. evet böyle bir. Ee, evet. diğeri de <laughs> ay, Jeremy miydi ya çocuğun adı? Shameless'daki şimdi The Beard'a. Ha. Onun da bir reklamı dön Kahretsin. babam dön Beş. o nedir ya maşallah ya. Adını vermeyeyim markanın don reklamında şu anda evet, Arzay'a evet. devam ediyor. Evet. Mesela o baktığında o adamın da yüzü çirkin. Tabii canım. Hele Ama ki işte o, bir karizma işte, bu onu bu diyoruz yani. Öyle bakıyor. Onu diyoruz. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim böyle de güzel tribimizi koyduk ortaya tamam niyetler belli. Belli. Ben senelerce Kıvanç Tatlıcı'ya bakmadım. Ben de bakmadım. Senelerce. Ve beğenmiyordum. Dum. Bir şey oldu. Bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu. Acaba çocuk olduktan sonra mı? Yaşlandıkça adam güzelleşti. Anca oturdu değil mi? O bir Yani o aşkı memnun dönemi mesela ya. bir şey yok. Şimdi Kıvanç Bey siz de bence aynaya bak, bakınca aşkı memnun dönemini bir hatırlasa kendisine çok. baksa şu an nedir ya ne yaptı? Bence bunu Başak Hanım'ın da bir etkisi olabilir. Başak hanım diye bir benim Başak burcunu düşündüm ben. Yani yani. burçtan uzaklaş. <laughs> başak hanımın da bir etkisi olabilir gerçekten Kesinlikle bunda. olabilir. Adam güzelleşti. Çok güzel. Çok maşallah güzelleşti. Bu peki en son nerede gördün de hangi işti? Filmi mi izledin? Hangi filmi? İstanbul. Çok kötü film. Hiç sevmedim. Çok kötü. Ama film. oradaki halde Tatlı evet, mesela. Ya artık bir yerde izlememe gerek yok. Beyefendi <laughs> ansızın çat diye bir fotoğraf koyuyor, bir şey koyuyor. Zaten bizim bütün bebek Whatsapp grup şeyde, Instagram DM'lerinde bu yine fotoğraf koymuş ya falan diye atılıyor. O yüzden karşıma sık sık çıkıyorum. Sen bir terazi <laughs> olarak nasıl yürürsün? Beğendim adımı. Mesela nasıl yürürsün? Çok çizim mesela şöyle, ama... stalklar mısın önce, bir an mı kovalarsın? Önce değil, adım... sonra stalklarım. Tanıştıktan sonra stalklarım. Tamam, stalk stalk tanıştın. Var. Tanıştın beğendin. Hmm. Ne yapacaksın bundan sonraki hareketin? Bir terazi nasıl yürüyor? Şey. Ee, uzak mı? Evet evet uzak. Baka baka mı? Baka baka değil. Şeyde sözlü flörtübe girerim ama sonra da hemen şöyle bir, bir cool davranmaya çalışırım. Aptal bir cool davranma Samimi çabası olur yani. yani. Samimi davranmam cool davranmaya çalışırım. Çok salakça bir şekilde yani. Evet. evet. Ama bir yandan da işte hani bir şaka yapayım da gülelim. <laughs> Peki, falan gibi. Araya... Salak salak anlarda kaldığım oldu olmadı. Araya insan alır mısın? Yani düşün ki alırım, yani alırım. mesela bir yerde oturuyoruz. Evet. Biz, orada beğendin. He. Aslında kalkıp gidip yanına da oturabilirsin. Yani rahat bir ortam Oturma. arkadaşlarımız. Oturma. Ta öteki ucuna otururum. Arada hmm. laf atarım falan. Peki bu laf atmanın şeyi yani onun dikkatini çekip o mu şey yapsın istiyorsun yani görsün artık ve o mu yürüsün? Çünkü bir noktada bir adım atılması evet. gerekecek. Hmm öyle, öyle bir Bekliyorsun şey var o konuda aynen aynen. Gırgol'ta bu bir şeydir. Teraz zaten çok böyle şey değildir yani ben buradayım hadi falan gibi bir hali yok genelde. Yani o, o tutarsa tutsun tutmasa da ne yapalım canım. Peki şu dahil mi? Böyle beklerken onu. Hı. İki dakika şurada, şurada yüzünü tazeleyip geri dönme. Hani bakıyor çünkü. Bakıyor yani. baksın, gibi. Derimden. O değil ama mesela şey e, baktığını görüyorsam. Tamam. Hani baktığını bilsem de bak bakmıyor gibi davranırım. Anladın mı Anladım ne dediğimi? Ya, böyle evet konuşuyorum. Ya. Oradan biliyorsun ki bir bakma durumu var ama hiç de şöyle de yapmam yani devam. O baksın, o baksın. Geliyorsa da gelsin, geliyorsa mi? da gelsin, gelmiyorsa da hiç uğraşamayacağım. Mesela. Kadar, evet. Peki şey olmuyor mu? Bana bir kere, ben bir kere, bir kere falan yapmaya çalıştım bunu. Hı. Çünkü ben yapamam. Ben hemen gider konuşurum. Numarasını falan alırım bu arada. A. Evet. Ya böyle şey, hep imlenmişimdir. Biliyor musun değilsem, bu duruşu ya? Bu çok. Çok iyi, çok kaliteli bir duruş. Ben bunu çok seviyorum. Bunu yapabilen, başarabilen Ama insanları. Ama niye biliyor musun? Kadın erkek ikisi de yani çok bence de bu arada. Ben, ben yapamıyorum. Ben artık tavsiyede. şeyden sıkılıyorum. Ee, o arada geçen zaman var ya. Senin o orada hoşlandığın o zaman var ya, o zaman biçimi, o iletişim. Ben oradan daralıyorum artık. Ha. Şey alıyorum böyle. Abi ne arada? Sadete gel. Sadette yani tabii hemen de değil. Hangi sadet değişir. Ama <laughs> en azından date ayarlanana kadar çünkü belli ki kalabalık bir ortamdayız. Diğerine kadar böyle şey olsun istiyorum hani birebir de iletişimim var mı yok mu kardeşim? Ben de misin değil misin? İşte Bak bunu ben anlayayım. Ne kadar şey aslında mantıklı bir hareket. Çünkü niye biliyor musun? Böyle bir gecede ben başka birine kaptırdım öyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle oldu. Ay bu tam işte Anladın Evet Bunun, evet. buna çok çanak bir şey <laughs> ve ben orada böyle işte o anda ben de ne yapacağım bilemiyorum artık. Anladım. Çünkü o saatten sonra yani ne diyeyim? Bir şey saat ben, ben önce ben gördüm. Birinci. Önce Birinç. ben gördüm. Önce ben gördüm. <gülüyor> 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 Öyle de <laughs> bir şey yok gidi, tabii. Bir şey yok. Araya asla giremiyorsun. E belki kızı da tanıyorsun. Hani hmm. arkadaşın da bir yandan ne diyeceğim yani. <laughs> belki enişten olacak. Anladın mı? Yani süreçte. Zor. Çok saçma bir yere doğru zor, gidiyor. Zor. Evet. 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 Haklısın ya. Yani, çok haklısın diyorum ya. Evet. Bu bence muhteşem bir hareket. Ne istediğini yani, bilip evet. gidip ona ıı, Yaklaşıp kendi adımlarında kendi şeylerinde onu almak güzel bir şey yani bende pek olmayan bir şey ama çok iyi wingmanlik yaparım. Aa. Çok iyi evet yani mesela arkadaşım mi? eğer birinden hoşlanıyorsa şeyse onu yanına getiririm yani. Terazinin lakabı ne biliyor musun? Ne? Ara bulucu. Bak işte Aa. şeyim de çöp çatan mıyım ben ya? Onun başka isimleri var. <laughs> Neyim ben ara bulucu falan ben anlamadım yok, yok, kötü şeyler var. çıkacak orada. Terazdan çünkü çok iyi avukat <gülüyor> oluyor. <laughs> Buraya kesebilirsiniz istersen. Yok onu <laughs> demeye çalıştım dedim diyemem. <laughs> ben dedim bir <şu> şey Annem izliyor küfretmeyin dedim. Ay. Valla. Üzül dilerim hanımefendi. Yok canım istesem ben de ederim. <laughs> ee, şey teraziden çok iyi normalde terazi o şey te, te, terazi şeyi var ya Hı -hı. o işte avukatlık aslında yani terazinin aslında kendine en var ettiği şey böyle avukatlık mesleği işte ara buluculuk çünkü o arayı bulmayla ilgili aslında o dengeyi sağlama birazcık sosyal bir şey terazide Hı -hı. yani e, sen dedin ya böyle dengeli olmamız bekleniyor ama işte programın ilk başında dengesizlik gibi Hı -hı. o aslında kendiyle alakalı değil terazi dediğinin yani komiti terazinin ben dengeli olacağım değil. Ben dünyadaki dengeyi sağlayacağım. Bak onu şey yapabilirim. Ya evet güzel. Bir kavga güzel. çıkarsa ben onu sakinleştirebilirim. Aynen. Onu o konuları yapabiliyorum. Hmm. Yani başkası, baş benim dışımda gelişen olaylarda hmm. adalet ve denge bulma konusunda başarılıyım. Fakat ben kendimle alakalı seçim kendimle konusunda. Alakalı. Yani karar alma kendimle alakalı karar almakta çok kötüyüm ama başkalarıyla ilgili çok güzel kararlar alıyorum evet. çok net. Ya budur ya değildir şeklinde ya ero, ya menro şeklinde ee, ama kendimle alakalı sıkıntı var tabii. Onunla ilgili benim o de var terapiye gidiyorum Olum. ve diyorum ki Kesinlikle. bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız diyorum. Ee, ben de normalde ben yengecin de şeyinde şöyle oluyor fazla duygusal tepki vermeye çok Hı -hı. içgüdüsü o şekilde dışarıdaki olan şeylere fazla duygusal tepkilerle değil gayet çok mantıklı bir şekilde kriz, kaos ben çözerim, hallederim. Şeyi bile orada daha rahat hallediyorum işte ne bileyim. Bilmem ne ürünü geldi geri gidecek 3 saat telefonda falan. O işleri böyle o kadar soğuk ve o kadar olması gereken hiçbir Süper. duygusal tepki yok. Ama trafikte kaldım diye ağladığımı biliyorum. <laughs> Çok iyi. Ya hiçbir mantığı yok. Asabım mı <laughs> bozuldu? Sinirlerim bozulduğu andan evet. itibaren geriye dönüş yok belli ki. böyle yani. şey gibi bir hani beyin şeyi çıkıyor ortaya. Çok gözlemledim çünkü kendi içimde. Trafikte kaldım. Bak şimdi gittikçe sağlıksızlaşacağız. Ee, tamam geç kalıyorum. Okey haber verdim ama okeyler aslında. Okey geç kalmamla ilgili bir şey yok. Hayatı kaçıracağım. Yarım saat görünüyor. <laughs> bir saat oldu. Ben rahat bir hayatı hak etmiyor muyum? Allah. Zaten benden. geçen ay da başıma bu geldi. Ben hiç rahat edeyim. Ben şanssız mıyım? Bana niye böyle oldu? Ben sevilmiyor muyum? Falana giden. Çok hızlı. Çok her şey çok hızlı. hızlı. Ve dolayısıyla da artık böyle <laughs> falan. hani gibi bir yerde oluyor, buluyorum kendimi. Peki bu bunu şeyde yaşıyor bu Uyku... <laughs> uykuya geçerken böyle kafanı susturamama şeyi var mı? Öyle oluyor diye sürekli frensizleyerek izleyerek uyuyorum. Hmm. Sürekli. Arka, sürekli. Arkada sürekli Fransa açık. Ben de uyuyamıyorum. Mesela öyle yani. Ben de ya sabahlara da, ya da kendimi uyuyayım. çok yoruyorum gün içinde. Hı. <laughs> Bayılayım diye. Bayılayım <laughs> diye. Çünkü herhangi bir hani uykuya dalıcı bir yere böyle işte melatonin falan <laughs> kullandım. Bu sefer de şey, melatonin kullanınca böyle hafif kafam böyle bir şey oluyor ya. Bu sefer öyle olunca yumuşayınca da uyumak istemedim. <laughs> o kafayı yaşadım. Kafayı salak istiyorsun. salak yine dörtte <gülüyor> uyuyorum <gülüyor> falan. <laughs> konuyu çok yanlış anlamış. <laughs> Bir de böyle, böyle şey gibi kalkıyorum yani. Olmaz. Çünkü o böyle derinden, derinden. Bir kadeh bir şey içseydin de olurdu bunun için çok. <laughs> şimdi teraz dedik, kova dedik ama senin haritanda şimdi astrolar Haritalar şey falan. Haritalar mı haritalar? haritalar. Ha, ha, nasıl bir hizmet? <laughs> bunu parayla yapıyorlar dışarıda normalde. İşte işte. Haritanda akrep çok baskınmış. Ee, ben bir hadi bakalım şimdi bir şey Ben bir sen ay sen... erken doğdum. Bu kartları ha, yeniden yok. dağıtır mı? No. Ha. Dağıtmıyor. Niye? <laughs> Dağıtıyor olması lazım. <laughs> Dünyaya geldi yani nefes aldığın anı şey yapıyorlar aslında. Ya bu benimle ilgili değil yani. Ben Anladım. elimde olsa şey yaparım. Tamam. Orada bir tuhaflık var ama. Nasıl... <laughs> tamam kabul. <laughs> ama mesela uzak doğduğum ne şeyi alıyorlar bazıları. Anne karnında cenin olmaya başladığı anı alıyor mesela. Öf mesela. Hadi abi bunları da yani geçin ya o kadar da değil. O Niye? Yumurta ne zaman döllendiyse mi başlıyormuş benim şeyim? Et. Çünkü aslında Burcu. hissetmeye başlıyorsun ya yani senin karakterin. Bunlar da birazcık şey hadi doğdun nefesini aldın verdin anladım. Hayata geliş. O ben mi yapıyorum? Nereden başlayacağız bunu da. tam günün saatine? O zaman nasıl doğum saati falan onlar yalan oldu hep. Ben ne yapabilirim? Boşluklar <laughs> var boşlukların da <laughs> olması <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Boşlukları doldurursanız bir bilim adı altında toplayacağız o zaman. Arada boşluklar var. Boşluklar e, var. Farklı. E, yani yaklaşım biçimleri çok farklı. Herkes bu kafadan bir tabii, şey doğu başka bir şey diyor. Bir ara bir değişti falan Batı, değil mi? Batı mesela öyle bir şey yok. Yok mu öyle bir yok şey? Yok ya. Yalan şey. mıymış o? Tabii ki tabii ki. kaydım ayda dediler. Hayır hayır öyle bir şey ha, yok. Iyi. Tamam, ben Böyle bu bir saatten şey... sonra değiştiremem Burcu'mu çünkü. Aa şimdi öyle demişken. Benim bölümüm içinde bir bölüm var ben kurdum burç değiştirme departmanı. Ha. İste, i̇steyince ben istersen burcunu değiştirebiliyorum. Şey gibi mi? I, I identify as gibi mi? Gibi. Ben bugün terazi değil bugün kovayım falan. <laughs> öyle yapabiliyor <laughs> muyuz? Aynen öyle. Çok güzel. Ama ben bunu bu programı özelinde de o şey gibi genelde insanlar çünkü burcunda muzdarip olarak hani <laughs> belli şeyleri yaşıyorsun yaşıyorsun yaşıyorsun. Ve sonra hani bundan çok sıkıldım hani bunun başka bir şey yok mu ...gibi düşündüğüm bütün anlara bir hediye. <laughs> Gerçekten Ya işte onu diyorum ya böyle özellikle... ...zorda kaldığın zamanlarda... ...işte bir ufak bir depresif anında... ...işin kötü gittiğinde... ...ilişkin kötü gittiğinde... ...genel olarak hayatta bir mutsuzluk yaşadığında... ...açıp şeyi görmek istiyorsun işte. Ee, önümüzdeki ay... ...terazilerde e, para var. Bir şey. Bilmem ne var. İlişkilerde yeni kapılar açılıyor. Onu görüp hadi bakalım demek üzerine kurulmuş bir sistem diye düşünüyorum. Şimdi burada da bana kızacaklar yine. Hayır Aşağıda ya bizim program böyleyiz. kızılması bir program değil yani. Ben çok alıştım Doğru. tokatlanmaya Doğru. orada burada o yüzden Ay, bu evet. masaya oturunca Aslında korkuyorum. Bir şey, şey söyleyeyim Çok isterim linçlenmek. Öyle mi? Ben hiç. Hayırlı olsun. Bu böyle muhtem <laughs> benim ayağımı Biraz değdirdim yer linçleniyor. Ya. Evet, evet. Evet. Sen artık anlamışsın. Neyliç diyorlar. Evet Ondan evet. bir şeyler söylersen. Tamam tamam ben birazdan bir şeyler kadın madın bir şeyler derim aşağıya <laughs> yazarlar. sonuna kadar kullanma. Yani böyle şey ne bileyim politik hakkında. <laughs> Poli biraz siyaset, biraz feminizm, biraz, biraz feminizm şey olabilir. Nedir bu al A alkolar ya? Ne yeter bu? Ee. E <laughs> 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 Aman be, darlandım burada. Bir bir arkadaşım ne şey demişti. <laughs> Erkeklerin burcu yoktur, cinsiyeti vardır diye. Çok doğru mesela. Bak. Çok doğru. Bu ne kadar hayatı kadar bilmiş. Bu kadar. Bilmem tane bir... hani bu. Ama öyle bir Hayır Erkek. abi. şey yani. Stey erkeklerden bahsediyorum bu arada. Toksik maskülenizden bahsediyorum bu arada. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Akrep diyordun bana. Neymiş benim çoğunluğum akrep? Senin baskın. haritamda akrep olarak görünüyormuş. Hı. Şimdi akrep bu bir gariptir hakikaten. Nefret etmez mi insanlar ondan akrepten? Sevmiyor. Sevmiyor musun? Peki ben şimdi neyim? Bana Sen öylesin böylesin bir, bir şeyler şey... söylüyor. Terazisin dedin, kovasın dedin, Senin akrepsin dedin. Ben neyim ya? Güneş, neyim ben? Güneş burcun, yükselenin. Eee? <laughs> eee? bir sürüsü var. Venüs, Mars, Jüpiter, Mars, Venüs var, bir daha saydım. Mars. Da. Mars Jüpiter. Bir, bir kere var. Mars. Var onlar. Ya bu harita yorumunda şöyle oluyor. Hayatın belli alanlarını bazı burçlar yönetiyor aslında. Burç dediğin şey de yukarıdaki bir görünüm olduğu için Hı. o görünüme şöyle Hı. bakıyorum. Hı. Hı -hı. Aynen. Hı -hı. salak. Burç gezegen. Hı -hı. Evet. <laughs> o alanı etkileyecek şey mesela işte Venüs ve Mars Genelde ikili ilişkilerimizi yöneten. Orada nasıl davrandığımızla alakalı. İkili ilişkide akrep miymişim ben? Baskın diye şey geldi. Venüs ve Mars'a detaylı bakmadım ama akrep baskın demek. Yani sen aslında bir nevi akrebi çokça akrebin şeylerin yaşıyor olmalısın. Akrep nasıldır? Hemen özet geçiyorum. Evet. Ben isminden böyle bir Akrep çok dark veriyor. bir kere. Dark. Dark bir dünyası var. var. Var mı? Var. mı? Darkımdır. Öyle mi? Yeri gelir dark. <laughs> yer yer darkım. Her <laughs> zaman mi? değil. Ya yani onun bir dark dünyası var. Ee, Garip bir şekilde Dark'ı da çok iyi anlar Sezer. Bir tek şeyi kendi içinde oradan böyle çok çıkamıyor. Ee, kendi dark'ından çok zor çıkıyor. Hmm. Çok zor çıktığı için de böyle insanları böyle ayırıyor. Bana bir, bir saniye bir süre verin deyip kendi içinde böyle yanıyor, yakıyor kendini falan sonra çıkıyor. Hmm. Böyle bir şey gibi değerlendiriyorum ben Akrebi genel. Batman'in kuyuya düştüğü vardı ya Kuyudan desi, asara kuyudan çıkana kadar o kendini yedi bir şey yaptı ama gaza getirdi ama çıktı. Çıktı. O süreç akrebin o işte geri çekilmesi ya, bu süreci. Bu doğru evet bu kesinlikle var kendimi acayip düşürürüm çok, çok düşürürüm. Çok böyleyim şöyle, olmuyor böyle sen zaten böyle kendi kendimi çok düşürürüm. Bir de alkol rahatlatır genelde akrepleri. True. Seviyorsun mu? Yani rakı mı? Yok rakı kadını <laughs> muhabbet yapacağız <laughs> mı şimdi? Ay, ne verirsen içerim. Ne merak bak. ettim. Ee, yok öyle bir rakı sevdam yok yani sevdiğin alkol ne diye soruyorsan viski severim. Oh. Evet ama onu da böyle her gün viski içmiyorum yani öyle bir ne maddi manevi gücüm yok yani öyle bir şey yok ya sosyal hmm. alkolüyüm ben sevim. <laughs> Sosyal içeceğim ya ben. Öyle Yok şeyi sormayın. Yani. Gerçekten ama akrebin böyle bir şeyi var yani. Hakikaten o alkolü biraz yumuşatmayı anca bu arada. Anca yani böyle çok anca şey olduğunda hani bir kafa dağıtalım diye ararım arkadaşlarımı. Evet. Hmm. Onu yaparım. Oturup da bir çay içmeyelim de bir bir içerim derim yani. Mesela. Evet evet. Sonra akrebin birazcık risk sever bir tarafı var. Böyle şeyler var mesela? Normalde bıraksan kumara düşer. Öyle seviyor <laughs> Aa, yani. Ben hiç işte öyle. <laughs> ben hiç oynamadım kumar. Kumarhaneye falan hiç gitmedim. Gitmek de istemiyorum. Çok tehlikeli benim için. Ya ben öyle bir iradem şeyim yok. He, o yüzden yok. Evet evet. Ben, oynarım öyle diyorsun. Oynarım kesin oynarım. Ama mesela böyle bilip mesela poker biliyor musun? Yok bilmiyorum. Okey. Poker bilmiyorum. Okey. Tabii Oynuyor musun mesela? Yani öyle yazın ne? işte şeyde oynarım. Kumar şeyde ne fark ediyor? O kasinoda ne fark ediyor yani kendini kaybediyorum dediğin? Şey yani para gider. O, koyarım da koyarım koyarım da koyarım. Niye mesela koyma gidiyor? Değil yani. mi? Eve koyma dur falan öyle Yok şeyleri. Mu? Ya Mesela en basitinden kazı kazan olur evet. ya. O kazı kazanda bir gün arkadaşlarım şey yaptım. Miray tamam çık artık buradan falan diye. evet evet biz sokaktayız. Kazanıyorum hmm. bir lira çıkıyor. Kazanıyorum bir lira. Ver diyorum ben. Onu onu onunla takas ediyorum, ediyorum, ediyorum. En sonunda böyle şey yapla. Tam yeter çıkmayacak hmm. yani kazı kazandan sanırım. Hmm. Evet çıkmayacak. Bu yani. Çok zor çıkıyor yani. Ama o o şeyi o döngüden seviyorum o o tarz şeyleri. O yüzden çok uzak durmam lazım. Hmm, yok. Ben bana bu sene yılbaşının yeni yıla girerken amorti çıktı biletime. Bir tane bir kere oynadım. Çok iyi. Çok iyi. Mesela hala bozdurmadım da. anısı var. Anısı var. Kas, kalsın. Ne kaç kaç 100 lira ki? Kalsın. Okay. Biletten daha şey mi? <laughs> aynen anısı daha önemli <laughs> aynen, yani. Aynen. Ben bileti bozdurmaya gidene kadar zaten taksiye, o gidi, dönsem. Da, bitti gitti. Zaten, dönsem bit, dönsem mi? Dönemez. Gidebilirsin dönemezsin. <laughs> Yürüyerek gidip taksiyle döneyim. <laughs> Öyle bir şey yapman gerekiyor. Akrebin bir de flörtü. Hmm. Sever flört enerjisi. E ee, bu akrepten çekiyorum ben bunu. Bu teraziye söylenir aslında. Ben flört biliyorum. Ya. Çok merhaba dediğimiz flört ediyor sanıyor. Peki etmiyor musun? Yok. Ama flört nedir? Ne değildir? Yani e, güler o, yüzlü davranmak. Sen? Hayır ya. Güler yüzlü davranmak flörtse ben flörtözüm. Ama yani bir yandan da Arkadaşlar insanız yani merhaba nasılsın bir iyi niyette ben sana yürüyorum anlamına gelmiyor yani. Herkes de bir sakin olsun. Flört nerede başlar? Numarasını aldığın anda mı başlar mesela? Numa numarasını almışsam yani bana numaranı verse demişsem tabii Zaten ki de flörte girmişimdir tamam. artık evet. herhalde yani. Bu arada evet terazi çok flörtöz ya. Öyle diyorlar ben dediğim ya gibi insanlar iyi evet. niyeti flört sanıyor olabilir. Bir terazi savunmasını dinlediniz. Terazi savunması büyüktür Sokrates'in savunması. <laughs> Ee, ama şunu da seviyorlar. Aynı anda birkaç kişiyle konuşam. Yok ben hiç Biraz hiç, ona buna hiç, mavi boncuk. Hiç hiç hiç. hiç. Na, 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 na. Erkekleri daha öyle herhalde. Yok ha, evet ama erkekleri öyle. Yani, tamam, böyle bir Benim ya. benim de var evet. <laughs> böyle Çok Vardır. hatta bazı sayı, o pazartesi günü onun salı günü gerçekten öyle onunla. ama. Evet, evet. Hatta şey bile yani bana öyle denk gelmiş olabilir tabii ama e, etkinlik bazında insan Var var hayatında mesela bir tanesiyle sinema konser, bir tanesiyle ne bileyim ee, kahve içme, bir tanesiyle alkol alma falan gibi böyle çeşitli karakter flörtleri farklı kategorilerde hayatını tutabiliyordu. Ben terazilere normalde taktığım bir şey vardı. Eee isim öbeği diyeyim. Hı? Sempatik yalancılar. Ha! Yılan. Yılan. Sempatik yalancılar. Yalancılar değil. Yalancılar <laughs> Bir daha soruyor. Yalancılar. Sempatik yalancılar. Bak ama. Bir bak şöyle bir. Tamam ilk başta kötü bir tınmıyor. Çok kötü ya. Çok kötü. Bayağı kötü. Ama ben hemen erkek genelde öyle olduğu için onun üzerine takmıştım. Peki bu yalandan kastın şey mi? Yalan yalan mı? Yoksa mesela Küçük. atıyorum bir şeyi... Evet. E Saçım nasıl olmuş? Aynen, Çok yakışmış. Aynen öyle. People Çok yakışmış. Çünkü. O var bende evet onu yapıyorum. Birazcık teraziyle kal tartışamıyorsun. Hmm, evet. Tartışamıyorsun. Mesela benim o hesabım oluyor tartışmak istediğim için değil. Hmm. Ama mesela soruyorum ak mı kara mı bu? Önce bana bakıyor, beni tartıyor. <laughs> Hangi ak, konularda ne demek? ak? Ne, mesela ne zaman yalan ak? Ne demek? Mesela, yalan ne demek? Ne noktada yalan? Evet ne, ne demek, demek yani, yani yalan? Ak mevzu... Mı? Yeri gelir ak yeri. kime göre ak öncelikle. Devam et devam Aktan et. Ak'tan daha ak bir şey varsa i̇şte o da ak'a göre karadır yani. Mesela. Bunlar bunlar ya, yanlış mıyım sağ söyle. Hiç Kesinlikle haklıyım. Şey Aa aslan mısın sen? Aslan burada bir konuşursa öyle mi? Ee. Aslan zodya sallıyormuş ben öğrendim. Sallıyor bugün de. burada <laughs> Zodya sallıyor. Aslan onun sahne önünde gel kız buraya falan. Gel aslan kız sahne önünde olması ben. lazım. Ne o? Benim de akrepmiş biliyor musun? Benim yükselenin akrep değil. Yükselenin kova baskın Ha şeyim akrep. Mi? Baskın akrep. Ayım mı akrep oluyor? Baskın olunca neyin baskın? Hayır 3-4 tanesi akrepmiş. Dur bakayım bilgisini. Bakayım bakayım bakayım. Ay Burcu ne o zaman? Ay, Ay senin Merkür'ün, Venüs'ün, Jüpiter'in, Plüton, Kuzey Ay düğümün hepsi akrepte ve 8. evin akrepte. Ne? <laughs> Biliyormuş gibi. Efendim? Ne? Öncelikle ağzını topla. Haddini bil. Ne demek Fanki yani çok korku hastalığıymışım gibi konuşuyorsun ya. Merkür, Venüs, Jüpiter, Plüto. Bu bir saraydı. hastalık mı arkadaşlar? Ne yapmam lazım ya? Çok bak geçemez. bak. <gülüyor> <gülüyor> Beni anlayanlar anladı ama şu anda. <laughs> ne demek şey bir harita. Yazın güçlü. yorumlara. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi senin haritanı yorumluyorum. Bak şimdi. Anlat neymiş? Anlatıyorum çok minnoş görünümlü yılan. Yılan değil de içeride bir şey var yani. Nasıl anlatsam bunu ya? Tor var yani. Ha. Tor severim. Tor <laughs> <Thor> olur. <laughs> böyle yani çok yani hem survivor hem şey ama dark'ı da çok kuvvetli. Lucifer de diyebiliriz hani buna. Yani hmm. Hmm. deal ettiği konular böyle mesela ben edemem yani o. Ben elendim yani. Aa, aa neler yaşadık be. Ne çekti neler çektik be. be. Ne ama çektim? sen de çok güçlü bir kadınsın. <laughs> Neler yaş neler yaşadın Aşkım değilim. Allah veriyor sabrını. <gülüyor> <gülüyor> ne yaşadıysa. Ama sana şöyle diyeyim. Seni bu kadar bu linçlenmelerin birinden bu akrep bu kadar baskın hep kaos çeker ama. Ay, evet deli de çekerim. Oradan da çıkıyor ama. Bunlar se sen ne zaman linçleneceksin kardeşim şansın artacak. Bak gör. Ah. tabii tabii. Paran da artar. Öyledir bir garip bir dilemması var bunun. Ay, yani bana kötü bir şeyler olmadan iyi bir şey olmayacak mı? Bunu mu söylüyorsun? <laughs> Bir tık krizli bence gidermiş gibi bu şey. Of bak içim. Ondan sonra geliyor karşıma sen Dark's'ın ve Dark'ım tabii böyle şeyler sorarsan dark, ne yapacağım ben şimdi? Dark. Yani oralarda tek başına çok zor ya. Hepsi Zor. Ben dedim bu kendim, zor kendim zaten zorlanıyorum. Zor. İç daha çok iç. Ne diyeyim ben sana? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir dakika. O zaman şimdi senin burcunu mesela burcunu değiştirmek ister misin? Ya hiç bilmediğim yani için kalsın alıştım böyle. biliyor musun şimdi başka bir şey de geç dersen elim ayağım şey olur. Belki biraz akrepliğini azaltabiliriz ya. Nasıl yapacağız? Bu böyle yapılabilen mesela tedavisi var mı? Ben yapıyorum işte. Ha. Ha bugün akrep değilim diyorsun öyle Aynen. kendi kendine. Aynen. Çok güzel. Ben bugün 8. Bugün Bugün nerede? Şeyde değil, akrepte de değil. Değil diyorum ve orayı mesela oraya da terazi yapsak hepsini çok rahatlardım ya bak. ben. Ya öyle diyordum kendime. Sen bugün geldin karşıma kovasın, akrepsin, bir şeylersin ben... diyorsun. Koşa koşa bir astroloğa git. Allah Allah bak, ben ya. Bu izliyorum. Ya ben sana öyle diyeyim. Çok şey gibi ben buna bakamam. <laughs> Aynen. Ben bu haritaya bakamam. Ben buna Allah. bakamam yalnız. Zor bir harita. Yani zor. Burada şimdi. Peki ne dedin şimdi <laughs> sen bana? Yani bir şey demedim. Ben de çok anlamıyorum zaten. Yani kötü bir şey olmadan iyi bir şey olmayacak gibi bir şey dedin. Bana öyle geldi. Hep Ay. böyle bir kriz çeker. Bir kaosların ortasında kalırsın. Ama orayı idare edersin. Ve garip bir şekilde senin de buna yani bu konuda master olman için yapılıyor gibi böyle bir. Ama istemiyorum böyle bir şey. O biz... Çok aşağı <laughs> mi? Yani ben, yani, alakalı yani, bir durum bizim ben, de bir yere kadar. Bir yere kadar benim e, şeyim var. Öldemek istemedi, öldemek istemedi. Biz ha. de çalışanız burada. Ben biz de, de iletiyoruz. Aynen. Aracıyım. Aracısın. Ee, benlik bir durum yok. Ee, şeyi sorayım sana. Peki sence genç daha gençkenki zamanlarında böyle terazi farkı var mı? Yani genç bir teraziyle daha şimdiki teraziyle Jinin arasında bir farkın var mı? Hı. Hmm. Şöyle e, işte gençken kendim bu kadar dark değildim. Hmm. O biraz önce dediğin dark hmm. muhabbeti o büyüdükçe geldi. Daha terazi teraziydin o zaman. Ee, şey böyle çiçek kuş çiçek aynen hmm. sürekli ay hayat güzel hadi mutlu olalım falan hmm. gibiydi sonra dark <laughs> şey gibi Harry Potter filmleri gibi düşün İlk iki film ha, hafif da, 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 da. sonra Sonra da biraz öyle. Burçlarla ilgili sen içerik yapmıyordun değil mi? Yok hiç, hiç anlamadığım yapmadım. için yapmadım. Ha, halbuki bir tane şey var o sayılır mı? Ne? 7-7-7 ee, <laughs> dalga geçtiğim bir şey vardı o sayılmaz mı? Onun Burçlarla <laughs> alakası yok mu? Hiç yok mu manifestingin hiç? <laughs> Ama mesela... O bu davaya değil mi? Onlar başka bir tarikat mı o? O biz değiliz. Ha ben ikisini mesela arkadaş sanıyordum değil mi? Bir önceki programda peki benim bir de yedi yedi şeyi yaptırmış olmam. Hayır. Öyle değil. mi? Ama biz değiliz. <laughs> Aa bak, <evet>. Ama senin <laughs> şey tiplemen tam bir terazi olabilir gerçekten. Ee, var ya yan masada Yabancıları görünce pasaportunu atıyor bilmem ne. <laughs> Yalnız onu bunu, bunu gerçek takipçilerim bilir ha. Bu videoyu Arkadaşlar, herkes bilmez. Erken. Evet, o o gerçek bir benim de gerçek terazi olduğum bir dönemdi. Evet. <laughs> o tam bir terazi hareketi. Çünkü o senin ilk anlattığın şey var ya masanın hani ucundan ucuna. <laughs> o tam böyle o şeyi bozmadan kendi naifine ama yandı <laughs> kendi içinde yandı ama Pasaportlar hani. Anca o uzaktan, o an. uzaktan uzaktan. Tam öyle bir işte. terazi Konuş. hareket. Gidip ya, de gerçekten. konuşmuyor ama yani anladın mı? Asla konuşmuyor. <laughs> o Pasifal ona çok gülmüştüm ya. <laughs> ya bak çok sevindim o videoyu bilmem ne. Evet o ben çok biraz eskide eskiden video. takipteyim. Yaşasın. Çok evet, mutlu oldum. Daha oldu. ilk hiç hiç kimse yoktu orada. Daha dutluk muydu orada? Vallahi dutluktu biliyor ya, musun? Vardır da. ya oyuncular. <laughs> evet Biz. evet falan. Hiç anlamıyordum öyle insanları da. Bu arada bana e, tam tersi mesajlar geliyor. Hani şey değil Eski takipçilerim de, sen niye hala olmadın ya falan diye mesaj atıyor. Oldu attım. canım artık oldu <laughs> ya, ya. Ne zaman olacaksın ya. ha biz bekliyoruz burada falan. Yatırım yaptık izliyoruz. <laughs> aynen. Annemize babamıza kadar oldu yani. Yok ya ne varmış. Hep <laughs> görüyoruz markalarla. Markalarla <laughs> falan şeyler yani öyle. İlk şeyini hatta hatırlıyorum şimdi isim vermeyeyim, vereyim mi bilemedim. Bir marka gelmişti yeşil maviyle. İlk sen muhtemelen ilk iş birliğin oydu kozmetik. Ha, evet. Bir paket. Hatırladım. Evet. Sen fotoğraf attın bana. Nemlendirici. Olabilir. Sen bana DM'den fotoğraf attın. Şimdi hatırladım seni. Çünkü ay ne kadar güzel bir kızmış demiştim. Gerçekten mi? Buraları koymasanız da olur. Bilmiyorum ne sırrı <laughs> reklam şeyi problem olur mu? Olur. Şu an Biz hatırladım. Ki. Ama saçın uzundu. Evet. Evet. Acaba? Bende de var diye attın o nemlendiriciyi. Ama işte. Evet. Vegan çok falan güzel. Diye. Aynen öyle. Tamam. Saçım oh uzundu de. ve saçım farklı ya. renkti. Evet oradan attım. Evet. Her türlü ben mesela yıllarca atmıştım mesela. Biliyorum güzel bu kızı ya. ben. Biliyorum biliyorum. Tamam. Evet. Hatırladım. Evet. Mesajı hatırladım Aynen. ya. Çünkü gerçekten açık bölgemde o oh, ne kadar güzel bir kızmış. Maşallah çok teşekkür dedim. Ederim. Çok sağ olun. Çok güzelsin bu arada. Çok maşallah. Teşekkür, çok teşekkür ederim. <laughs> Allah Allah. Aa rahatladım. Tamam şimdi rahatladım. Şimdi olduk mu? Evet. O markayı severim. Ben de hala Bundan seviyorum kendilerine bu arada. Selam gerçekten de kullanıyorum. Kendisi love brand'ım. Aynen. Onaketlerini biliyorum. <laughs> Hatırladım ya. Vallaha oh rahatladım gerçekten. Biz program öncesinde de bayağı bir konuşmuştuk. Nereden oradan buradan falan. Evet, Biz evet. kanallar var ama tam da çıkaramamıştık falan. Aynen öyle. Şimdi iyi oldu. İyi o zaman ben gönül rahatlığıyla programı kapatabiliyorum. Biz i̇stediğin gibi. Eğer şey sorayım, daha konuşmak istediğim bir şey varsa şu, tabii bir so ben bütün sorularımı sordum. Hı hı. Bunları soruyorum genelde. Bu. Tam zaten. Bu, bu, bu olayımız yani bu. Merim alabildin ya. mi sordun o inşallah Yo, oldum, aldım. aldım. Hadi bakalım. Şeyi e, söyleyeceğim. Buradan seni takip edenler de çok fazla gençten var e, şeyden. Genç terazilere Hı. söyleyeceğin bir, ya bunu böyle yapmayın, Hı. daha önce zaman var diyeceğin bir tavsiye, bir yol, bir şey var mıdır? genç ee, terazilere. Vardır, genç teraziler. Hı. People pleaser olmayın öyle ay o kadar. Ya, yani ay ayıp olur, ay evet. bilmem ne, ay hayır demeyelim şimdi üzülür, ayıp olur, hiçbir şey olmaz. Hmm. hiçbir şey unutmayın ki onlara hiçbir şey olmaz. <laughs> Yok Şöyle, gerçekten o uzun ya. zamanımı aldı. istemediğim yerlere hayır demek. Hayır değil demeyi mi? öğrenmek çok geç yaptım bunu. Keşke daha önce yapabilseydim. Sen master misin? bir terazisin artık. Evet evet artık bunu kontrol edebiliyorum. Bir de ki çok da kendinize de yüklenmeyin. Hani <laughs> <laughs> daha kısmını da gelince çok şey yapmayın ya. Geçer de hallolur bir şeyler. Hayır deyin. Dönüp dönüp kendinizi suçlamayın ve hayır demeyi bilin. Hayır deyin. Genelde hayır hayırdayım bence bu arada. Bence de çünkü çok evet diyorsunuz. Hayır mı? Bir de genelde çok artık evet denilecek bir konu kalmadı. Aynı Mesela de. dışarı çıkalım mı? Hayır ya hayır. çünkü 5000 lira. Hayır. Hayır. Gerçekten hayır Aynen. yani. Benimle bilmem nereye gidelimsin. Hayır. hayır. Evde oturacak. Şunu şöyle kutlayalım mı? Hayır. hayır. Düğünde bilmem ne yanımda hayır. 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 Kendinize çok iyi bakın.